أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزهد أن تحب ما يحب خالقك، وأن تبغض ما يبغض خالقك، وأن تتخرج من حلال الدنيا كما تتحرج من حرامها، إلى آخر الحديث. Bu hadisi geçen defa okumuşsak da ehemmiyetine binaen bugün de okumaya arz ettik. Zühd tabiri, zahitlik dediğimiz, dünyaya itibar etmeyip ahireti tercih edenler ve denir. İbadat-ı taatla vakitlerini geçirirler. Dünya şeyleriyle, zevkleriyle meşgul olmayan güruhtur diye tabir etmişler. Bunun hakikatini Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri en güzelini bildirir. Bu zühd haddi zatında bir zümrenin malı değildir. Yani içimizden bir zümre ayrılsın, yemesin, içmesin, dünyasına kulak asmasın. Hatta biz onları besleyelim de onlar ibadet taatlarıyla meşgul olsunlar, bu demek değildir. Bu bütün topumuz hepimize lazım olan bir şeydir. Çünkü zühd Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarından bir sıfattır. Bu dünyaya iltifat etmemiştir. Dünyayı iltifat etmemiştir. Nimetler elinde, her çeşit nimet elinde olduğu halde kendisinden başka başkalarını düşünmüş ve elindeki nimetleri onlara dağıtmıştır. Binaenaleyh Müslümana da böyle olması lazım gelir. Hele mesela haram şeyler hiç teciz edilmediği halde, haram şeyler hiçbir Müslümana yakışmaz olduğu halde bugün o haramlara Müslümanlar boğulmuş bir şekildedirler. Haram diye artık ona hiç iltifat edilmemesi lazım gelirken üzerinde titizlikle duruluyor o haramların üzerinden. Onlar zühdliye değil, Müslümana da yarışmaz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden birisi de ki insanların içerisinde öyle şeytanlar vardır ki insanları baştan çıkarırlar. Mesela şeytan var deriz. Var da bir şeytan, bir mahluk. O şeytanın gücü yetmez bizi bir yerden bir yere sevk etmeye. Mesela buradan kaldırıp da bir meyhaneye veya bir kötü yere götürmeye şeytanın gücü yetmez. Şeytanın elinden gelen ancak bir vesvesedir. Hadi gel git buraya filan diye içeriye bir şey düşürür. Laf düşürür işte böyle. Ama çekip de elinden götüremez. Sen dayanırsan, yok orası haramdır, günahdır, ben öyle yerlere gitmem dersin, onun elinden kurtulursun. Fakat insan şeytanları vardır ki seni zorla oraya sevk ederler. Seni zorla kandırır, alır götürür. Yani insanın şeytanı, o haddi zatındaki yaratılan şeytandan daha etkili. Onun için diyor ki, اَزْزُدْ فِي زَمَانِ هَذَا O zaman peygamber zamanında şeytan oyun oynayamıyor. O zaman paralarla iş görülürmüş. Paraları terk eden insan zahit sayılırmış. Paraya iltifat etmiyor, dünyaya iltifat etmiyor. Ah, bu zahit adam denilmiş. Ama ümmetimin üzerine bir zaman gelecek ki o zaman insanlardan kaçmak, paradan kaçmaktan daha faydalı olacak insanlar. Çünkü insanların şeytanları insanları terk ediyor bu tarafa doğru. Şimdi mesela bir tütün diyelim, tütün içmek. İşte buna çocukluktan tabii alışılıyor. Çocukluktan alışılırken işte emsal birbirlerine ikram ediyorlar. Ah, aptal bunu içmeyen be.
bunu içmemekte olur muymuş? Bu erkeklik şerefidir. Erkeklik şeylerdir. Biraz bunların bir sürü böyle beylik sözleri var. Bu sözlerle birbirlerini ifade ederekten daha küçük yaşlarında insanlar kandırılıp buna alıştırılıyor. Faydalı mı? Hiç de faydası yok. Baştan aşağı hepsi zarar. Çok acayiptir ki bakınız. İlk zamanın uleması, bu siyara çıktığı zamandaki ulemalar müttefikan aleyh. Hepsi ittifak ile Arabistan'ındaki, buradaki, başka yerlerdeki ulemalar bunun haramlığına hüküm vermişler. Haramdır demişler. Bugünün insanı ise buna halal diyecek kadar kendisini yükseltmiştir. Herkes de bunlara hürmet eder, saygı gösterir. Filin efendi böyle diyor efendim. Filin efendi böyle diyor. Kitabında yazıyor, gazetesinde yazıyor, mecmuasında yazıyor. Halallığına kadar hemen neredeyse hükmedecek. İnsanlar, bak insanları kaldıran şeytana bak. Şeytan bunu zordan ağzına dıkıp da içiremez. Fakat öteki sana faydasından bahsedecek, erkekliğinden bahsedecek, şecaatinden bahsedecek, işte çeşitli şeylerden bahsederekten insanı kandıracak. Binaenle bu gibi insanlardan kaçmak, ahir zamanda bu eski zamanın sopularından paraları terk etmelerden daha en fazla diyor. Sonra bakınız, bugün siyara, ulemanın ittifak ile haram denilen siyaranın zararı. Vücuda zararını inkar edecek kimse çıkar mı çıkmaz. Şunun da şu faydası vardır diyecek bir insan yoktur. Ağızdaki dişleri berbat eder, boğaz yollarını berbat eder, ciğerlerin yollarını berbat eder, içeride envai çeşit fesatlar yapar, başı bulandırır, çeşitli sıkılır. İçkinin zaten haram olması, başı döndürdüğü, aklı kaybettiği için demiş. Siyarayı da tedirici alıştırılıyor da vücut buna farkı demiyoruz. Birbirlerine iç, bak nasıl sarhoş ediyor adamı. Fakat tedirici birer birer içildiği için, arada fasıllar olduğu için o şeysini gösteremiyor ama yapacağı fenalığı yine vücuda yapmaktadır. Onun için doktorlar bazı hastalarını tedavi ederlerken sorarlar, sen sigara içiyor musun? Bakıyorum da anlıyor. İçiyor. Onu terk edeceksin. Edemem. Hiç olmazsa azaltacaksın. Çok azaltacaksın. Ve nihayet terk edeceksin. Der. Demek ki faydalı bir şey olmadığına ve aleyhinde çok yazılarda yazılmış. O dünya işi. Şimdi bizim bir de iktisat işimiz var. İktisadan biz ufak bir milletiz. Bugün zorlukla yaşayan milletiz. Her şeyimiz kendimiz yapamıyoruz, edemiyoruz. Aclığımız var her tarafta. Hatta buğdayımızı bile, bugün yiyeceğimiz buğdayımızı bile dışarıdan getirme mecburiyetinde kalıyoruz. Bu kadar şey haldeyiz. Şimdi biliyor musunuz bir günde içilen siyara parasının ne kadar tuttuğunu? Hepiniz bilirsiniz. Çok kolay bir şey. Bugün 36 milyonuz diyoruz. En aşağı bunun yarısından fazlası içiyor herhalde. Biz 15 milyonunu içer farz edelim. Yahut 20 milyonunu içer farz edelim. Bugün 4-5 liradan ne tutar? Ne tutar 15 liradan? Ya 45-50 milyon bir günde bu. Bir günde. Bunu 360 güne çarparsan ne büyük rakam tutar. Ama diyecektin ki tekel idaresinin karına mani olur bu iş hocam efendi, öyle dersin ama hayır. Biz bunu satalım Avrupalılara, dış memleketlere satalım. Bu paralarımızı da memleketin ihtiyacına verelim, cebimize koyalım bile. Cebimize koymayalım yani, bunu iktisat ettik, 5 lirayı arttırdık bugün, cebimize koyalım değil. Bugün memleketimizin ihtiyacına bunu da harcaya verelim. Günde 50 milyon yapar, senede bir, şu kadar 100 milyon yapar, milyarlar yapar. Bu bizim için şart değil mi, lazım değil mi? Binaenle züh denilen şey keyfine mani olmak. Halal olan ekmeğini az yiyor efendi, halal olan ekmeği az yiyor. Halal olan ete iltifat etmiyor her zaman. Helal olan tavuğuna, şusuna, busuna iltifat etmiyor. Azıcık bir şeyle idare ediyor, gerisini Allah yolunda harcıyor. Haramlara değil, halalından kesiyor. Ama sen, bugün bizim halimiz çok acınacak durumda. Bugün yaz mevsimi. Kimsenin şeytine, hürriyetine karışacak değiliz. Fakat bizim için hakikaten çok acıdır. Bugün
deniz alemlerine, yazlıklara giden zavallı kardeşlerimizin en aşağı bir kişiye zannedersek 10 bin liradan aşağıya mal olmaz. Biz sahifiyiz dediğimiz yazlık 10 bin liradan aşağıya mal olmaz. Bu bir sürü kardeşlerimiz bu 10 bin liraları senenin 2 ayı için feda ediyor. Memleket hesabına gelince kıyamıyor. Vatan hesabına gelince kıyamıyor. Allah hepimizi affetsin, mağfiret eylesin. Sonra hac mevsimi gelince hacılarımızın harcadığı 5000'e kıyamete kopuyor. Yani 5000 harcıyor, çok değil. Bak, bugün sahibiyelere 10 bin liradan aşağı gidilmez. Ama diyecektim ki onun parası burada kalıyor. Onun parası da burada kalıyor. Devletin yarısına veriyoruz, şusuna veriyoruz, busuna veriyoruz. Ancak bir 1000 lirası bize yakalır yakalmaz. Onun için sen zühdünü diyecektin. Nasıl bileceksin? Zühd hepimize lazım yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin yememiş? Niçin karnına taş bağlamış? Niçin dünyaya iltifat etmemiş? Niçin bir konak yapmamış canım? Niçin bir konak yapmamış? O peygamber peygamber olduğu halde Kayserilerin mükemmel konakları olsun da sarayları olsun da peygamber neden yerde yatsın ya? Biz bile bugün yerde yatmıyoruz. Tergi bir terhitte görmüştüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birisinin evi kitten örülmüş böyle kit. Malum çubuklarla örülmüş. İçeriden bakılınca dışarısı görülüyordu diyor. Dışarıdan bakılınca da içerisi görülebiliyordu. Kit malum işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gazaya gittikleri vakitte bu validemiz sıvatmış. Sıvatmış. Dışarıdan içerisi görülmesin. İçeriden de dışarısı görülmesin diye bir sıva buldurmuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince onu tenkit etmişler. Neden bunu böyle yaptın diye. Allah hepimizi affetsin. Onun için zühd yalnız sofulara mahsus değil. Bütün ümmeti Muhammed'in hepsine lazım. Bu zühdü takınmadıkça biz, bu zühdü takınmadıkça salah ve felah yolunu bulamayız. Aziz kardeş, dünyada yaşayacağız. Peki yaşayalım istediğimiz kadar. Ne kadar yaşayacağız? Bir kere 20 yaşına kadar çocuklukla geçiyor ömür. Gençlik, çocukluk, okumak, bakmak gidiyor. Ondan sonra işte hayata atılıyor insan. Derken 50'den sonra da yıkılıyor kendisi aşağıya. Ondan sonra da ihtiyarlık devri başlıyor. Ondan sonra da alıp götürüyorlar mesela. Bu 20-30 senelik geçici bir hayat. Bu da herkes için muayyen değil. Buna bu kadar yorulma, üzülmeye değer mi ya? Asıl bizim gayemiz ahiretimizdir ki ebediyet alemidir. Ebediyet, faniyi bırakırsan ebediyeti bulursun. Faniye itibar ettikçe ebediyeti ele geçiremezsin. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zühdü ihtiyar etmiş. O zühdü ihtiyar edince onun ümmeti olan bizlere de zühd yüksür. Onu bırak efendi. Şimdi bugün dünyamızda dünyaya meydan okuyan Japon diyen bir devlet var ortada işte Japon. Bugün herif iktisadan çok yükselmiş bir devlet. Buradan edindiğimiz intibalarda bu adamların yani eski Japon ailesi dünyaya katiyen iltifatlarının olmadığını dünyayı iltifatları Japonluk iktisadı. İktisatlı heriflerin gayretleri yükselmek gayesiyle katiyen ellerinde bir süs saltanat yoktur diyor. Ellerinde süse saltanata ait bir şeyler yoktur. Hepsi eski ana babalarından gördükler. Kaşıklar bile yok. İki sopayla yiyorlar, iki çubukla yiyorlar yediklerini. Çatalla kaşığa da, tabağa da iltifat etmiyorlar. Sebebi hep istiyorlar ki dünyada da üstün olsunlar başka milletlere. Böyle biz sefahate dökülürsek diğer devletlerle aşı katamayız. Meydan okuyamayız onlara. Zihniyeti onlar da galip. Biz ise borç kırtlağı geçtikten sonra ne olursa olsun derler. Bunu da benzetirsek halimiz haraptır. Onun için Peygamberimizin yolundan başka yol bize yoktur. En güzel yol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı yoldur. Ve o önümüzde rehberimizdir. Rehber başkası değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala onu bize onun için rehber yollamış. Yoksa onun boyuna postuna değil şey. Onun huyu ahlakı gidişatıdır Müslümanlara örnek olacak. Boyu postu Allah herkese ayrı ayrı verir. Boyda postu iş yok.
Fakat iş örneklik, onun ahlakı, onun gidişatı, onun izi. Onun izini bıraktın mı? Saadeti, selameti arama. Ama insanlar tinet itibariyle çeşitlidir tabi. Bir takım insan var ki hiç ona kulak asmaz. Zevkinde, sefasında. Bu zevkinde, sefasında olan insanlar diğer insanların da gözüne batıyor. Ya bu yaşasın da ben niye böyle perişan yaşayayım? Bu yaşasın da ben niye böyle perişan yaşayayım? Diyerekten onunla aşık atmaya kalkıyor. İşte insanın insanlardan kaç dediği bu. İmam-ı Azam'ın vasiyetinde de çocuğuna bu var. Gucbani Hazretlerinin de vasiyetinde bu var. İnsandan, yılandan kaçan, aslandan kaçar gibi kaç dedikleri seni aldatırlar, felaket sürüklerler, dünyayı sana sevdirirler, sen de dünyanın için geceni gündüzüne katarsın, derken bir gün Ezra Aleyhisselam gelir alır gider, vesselam. Onun için demin de arz etmişimde. Bu dünyaya çok çok Cenab-ı Hakk'ın çeşitli kulları gelmiş. Ne Firavunlar, ne Şeddatlar, ne Nemrutlar, ne Firavunlar. Ama hepsi gitmiştir. Hiçbirisine bu dünya kalmamış. Hatta bunların içinden birisi Şeddat olsa gerek, bir cennet yapıyor. Kur'an'da görüyor cennetin şehitini ya, tavsifini. Diyor, ben de yaparım diyor, herif para var çok herifte. Bir mıntıka yormuş, kahret ağaçlarla, sularla efendim, envaçı köşelerle süslemiş, püslemiş, düzenlemiş. Efrad-ı avenesine demiş, iki mil katleri yaptırdığını, gelin benim cenneti bir görün demiş. Toplamış hepsini, tabii bir hududu var, içeriye girecekler. Bu huduttan içeri girerken Allah-u Teala Ezrail demiş ki al canını. Ayağının birini atmış, ötekini atmadan cehennemin zümerayı boylamış. Bu dünya işte yapsan da içine girsen de ne olacak? Ölümle mahkum değil misin? Bırakıp gideceksin en nihayetinde. Binaenaleyh bırakıp gideceğin bir şeye bu kadar tamah etmek, bu kadar üzerinden saplanıp kalmak elbette akıllı insanların işi değildir. Onun için zühütlük, akıllık, akıllılıktır. Zühüt, aklın alametidir. Akıl ister ki dünyanın arkasında olan ahiretin ebediyetini, oradaki saadet, oradaki selamet hiçbir yerde bulunmaz. Hepsi hazırlanmış nimetle. Zorluğu yok, sıkıntısı yok, efendim, derdi yok ve şakkati yok bir alem. Böyle alemi tabii herkes ister. Onun için zühdün tercihi aklın iktizasıdır. Dünyaya iltifat da akılsızlığın alametidir. Çünkü ne kendine faydası var, ne başkasına faydası var. Hah, burayı da duralım. Onun için asıl zühdlük, Halık'ının sevdiğini sev, Halık'ının sevmediğini sevme. Bir terazidir senin elinde bu, en güzel bir terazi. Hiç bozulmaz. Altın bir terazi. Koy kendine o teraziye, bak bakalım Halık'ının sevdiklerini seviyor musun? Halık'ının sevmediklerini sevmiyor musun? Eğer bu sıfat sende varsa ne mutlu sana, ne bahtiyar insansın. Yoksa bu sıfatı kazanmak için elinden geleni yapmaya çalışırsan yine ne mutlu sana. Teteharrece demek, tebaade, min mahallil meşaka, befilil masiye, teteharrece minhü, mahey ihtereze min. Yani dünyanın halalından sakın. Dünyanın halalından sakın. كَمَا تَتَحَرَّجُ مِنْ هَرَامِهَا Haramından nasıl sakınıyorsun, korunuyorsun, aman haramdır yiyeyim diyorsun. Halalına da böyle de. Ne zaman ki halalına da böyle deneyebilirsen, o zühdün sahibi olursun, dünyan da mesut, ahiretin de mesut olsun. Zühd demek aç kalıp ölmek demek değil. Dünyaya irtifat etmeyeceksin o kadar. فَاِنَّ حَلَالَ حَجْسَابُ وَعَرَامَ عَزَامُ وَاَنْ تَرْحَمَ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَرْحَمُ الْنَفْسِ Kendine nasıl acıyorsun? Acıyabiliyorsan. Kendine nasıl acıyorsan veya acıyabiliyorsan, bütün ümmeti Muhammed'e de böyle acımadıkça, böyle acımadıkça, merhamet sahibi olmadıkça zahit olamazsın. Ben yaşayayım, denize giderim, işte şuraya giderim, buraya giderim, param da çok, yaşarım. Avrupa'ya da giderim, her yere giderim. Ama memlekettekiler kıvranıyormuş, bana ne be? Bana ne be dediğin vakitte senin Müslümanlığı bu kadar olur. Ha? Ve ente teharrac anil kelam fîmâ lâ yani. Faydası olmayan boş laflardan da çok sakın.
Boş laflardan da çok sakın. Nasıl? Cemaat-i taharracı minel haram. Haramdan nasıl sakınıyorsun? Faydasız, boş lafı söylemekten de öyle sakın. Caizelik dediğimiz bizim. Faydasız sözler. Bunların içine gıybetler girer, nemimeler girer, hasetlikler girer, birçok şeyler girer. Bunlar da uzak. Alıştın bir kere insan çok konuşma, gevezeliğe her türlü şey yapar. Daha bak, şimdi bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı bu. Ve en teteharraca min kesretil ek kema teteharracu minel mit tilleti kadiştetle netnüha. Kokmuş bir et var. Kokmuş. Ne olursa yemi, memi, et, met. Bunları insan yiyor mu? Ne kadar güzel de olsa kokmuştur diyor, atıyor onu. Ama kıymetliymiş, mimatliymiş. Zararı vardı bana diyor. Kokmuş yiysem zararı olur diyor, kaçıyor ona. Bu ölü hayvandan, ölü etten, ölü şeylerden. Ha, sen onun için çok yemekten, çok yemekten böyle kaç. Ama bizde bugün nefsin hep eskili ve kölesi haline gelmişizdir. En güzel yemekleri karınlarımız şişinceye kadar, hatta nefes alamayıncaya kadar yemek adeta mecburiyetindeyiz. Hele öyle sevdiğimiz bir şeyler oldu muydu? Bir türlü elimizi çekemeyiz bundan. Ve bunun için de paralarımızı harcamaktan sakınmayız. Yiyelim, kuvvetli olalım. Vücudun kuvvetli olmuş ne olacak? Aslanlar en kuvvetli insanlar ama hayvandır. Sen onları besleme, aklını kuvvetlendir, ruhunu kuvvetlendir. İşe yarayacak akıllı ruhtur. Zaten akıl denince bir manada yine ruhu murad etmişlerdir. Ve ente teharrece min hutamid dünya ve zinetiha. Şimdi bak dünyanın zinetleri var. Güzel evler, güzel mobilyalı evler, güzel saltanatlı evler. Hepimiz bayılıyoruz bugün bunlara. Bu yaz sayfiyelerindeki güzel bahçeli evler. Hep kurbanıyız. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunlardan uzak ol diyor. Bunlardan sakın diyor. Nasıl ateşten kaçındığın, ateşten nasıl sakınıyorsan, kaçınıyorsan böylece sakın bu dünyaya iltifat etme. Dünyaya kendini kaptırma. Dünyaya kendini kaptırma. Ahiretini unutma. Sen Allah kulusun. Allah, senin için ahiret var. Ve emelini de mümkün mertebe azalt. Emelini de mümkün mertebe azalt. Fâdâ hüve züht. İşte bu zühttür ki aklın kemalinin alametidir. Akıldaki kemalin alameti saraylarda oturmak değil. Sarayları bina edip de onların içine saltanat sürmek değil. Asıl akıl saltanatı terk etmektir. Aklın icat. Çünkü bunun arkasından ahiret var. Dünya zinetlerine, saltanatlarına kapılanların akılları olmadığı için ahireti feda ediyorlar dünyalarını elde etmek için. Onun için es-sa'i alel ermeleti vel miskin. Şimdi iki sınıf insan var. Birisi kadınlar içerisinde dullar. İnsanların içerisinde iş göremeyecek kadar aciz mahluklar vardır. Sağlamdır. Fakat ya aklında zafiyeti vardır, ya vücudunda bir zafiyeti vardır. Çalışamaz, miskin bir haldedir. Binaenaleyh bu gerek dul kadınların böyle ve gerek de bu miskinlerin idame-i hayatları için çalışan insanlar es-sa'i. Kel mücahide fi sebilillah. Allah yolunda düşman karşısında göğüs gerip dövüşen insanların sevabını alır. Şimdi bak aziz kardeş, ne büyük acı. Kadın dediğin mahluk bir demet güle benzer. Kadın dediğin mahluk bir demet güle benzer. Bunu Allah-u Teala bir evin efendim idaresi için yaratmıştır. Oradan nesil gelecek. Bu ev efendim hayatını bu vasıtayla idare edecek. Erkek yalnız çarşıda çalışsın da akşam evine gelince sıcacık bir çorbası olmazsa, üstü başı yıkanmazsa bu hayat olmaz. Onun için onları Cenab-ı Hak ev hanımı olarak yaratmış. Bir de neslin idaresine vesile kılmıştır. Bunu lealet tayin böyle başıboş olarak bırakmak, Hristiyan hanımlar gibi başıboş bırakmak veya
şurada burada çalıştırmak Müslüman erkeği için bir zildir. Bir zuldur yani. Müslüman erkeğe hanımını fabrikada veya şurada burada çalıştırmaya, sevk etmeye razı olması onun erkekliğinin yokluğuna alamettir. Müslüman erkeği hanımının üzerine kanat germiştir böyle. O kokuyu o erkeğin kokması için Cenab-ı Hak ona vermiştir. Onu öyle başıboş her yere salmak da caiz görülmediği için. Bunlar mesela kocasız kalıyorlar şimdi. Kocasız da kadın kalır. Kocasız bir kadın, hadi kocalığı, kocası himaye edecek, bakacak. Kocasız olursa ne yapsın, bu fabrikaya gitmesin de ne yapsın şimdi? Ha, onun için diyor ki bak bize, bu kocasızı da siz muhafaza edecek, onu elinde oturtturacak, ev hanım olarak kocalıdan daha güzel bakmak üzere. Uğraşırsanız hak meydanında göğsünü gelip düşmanla mücadele eden askerin aldığı sevabı sen de alırsın diyor. Yani karılarınızı düzü götürsünüz. Ermile dedikleri dullar. Bu dullara kızlar da dahildir. Kıza da ermile derler. Kocası yok çünkü. Koca evlendikten sonra şey olur. Binaenle bu gibi insanların himayesini de bize bırakmıştır Cenab-ı Hak. Bunları da biz gözetmek mecburiyeti. Ama zevk-i sefaya dolunca gitsin çalıştır efendim bana ne diyor? Ben mi uğraşayım bununla? Tabii cemiyet kemiyetimiz yok, teşkilatımız da yok. Hop, ne yapacak doğallı? Kapının önüne geliyor işte, orada açıyor avcını. 5-10 kuruş vereceklerinde, onunla karnını doyuracak, ekmek parası alacak. Bu Müslümanın vicdanına yakışır mı? Bunu Müslüman yapabilir mi? Onun için bugünkü genç feryat ediyor. Bağırıyor, böyle idare, böyle iş olmaz diyor. Ya. Niçin? Müslümanlığı tatbik etmiyoruz da ondan dolayı. Onunla beraber yine valideyni için, çocukları için, hanımı için, onları başkalarının eline muhtaç etmemek suretiyle çalışıp onların nefakalarını tedarik ederek onları besleyenler de fi sebilillah'tır. Onlar da mücahitler gibidir. Direkt kendisi için de öyle. Kendisini de başkalarına el açmayacak şekilde çalışıp kazanma yoluna teşvik eden bu kazanma çalışma yolları memleketimizde elhamdülillah. Yani ufacık aklı olan insan aç kalmadı bundan önce. Su satar, soğan satar, duz satar, biber satar, ekmeğini kazanır yine. Mutlaka bir fabrikanın fabrikatörü olmak, bir efendim şeyin dairenin müdürü olmak şart değil ya. Ekmek parasını kazanmak için çeşitli yollar var. Hangisinden olsa Cenab-ı Hak sana bir kazanç yolu verir. Bak şimdi ama bunların hepsi fî sebilillah'tır. Vessâi mükâbideten fî sebîli şeytân. Vessâi yine çalışıyor. Gayretli diyor. Niçin? Fî mükâbid hile için, fesad için, zulm için, etrafındakilere gurur, kibir satmak için, malının çokluğu için vesaire birçok böyle hile yollarıyla uğraşanlar da fî sebîli şeytân. Çalışmayalım mı? Allah için doğru çalış. Hileli değil. Onun için Allah hepimizi affetsin de zühd yolunu bıraktın mıydı? Zühd yolunu bıraktın mıydı? Öteki yol açılır. Zühd yolunu bıraktın mı? Tasavvuf yolunu, efendim tarikat yolunu, hak yolunu, Allah yolunu, peygamber yolunu bırakınca şeytan yolu açılıyor. Sebebi o. Binaenaleyh sen şeytanın yolunu kapara, peygamberin gittiği yola bak. Onun hayatını örnek et, onun hayatını imre. Sen bu kadar çok çalışıyorsun da, ben bu kadar çok çalışıyorum da, kaç gece kalkıp da gece namazı kılabiliyoruz? Ha? Teheccüd denilen namaz, farz namazlarından sonra Müslümanın en kıymetli namazıdır. Fakat gece hangimiz kalkıyoruz da Allah için 2 rekat, 4 rekat bir namaz kılabiliyoruz? Uykumuz az geliyor diye kıyamet kıpırıyoruz. Değil ki kalkacağız da bir de gece namazı kılacağız. Ama gece yarılarına kadar, gece yarılarından daha fazla oturup da keleş almak, o bizim için en büyük şeref. Bu gece 2'ye kadar oturduk, 1'e kadar oturduk diye övünürüz de. Ne yaptın sabah namazını? Zarı zarına, darı darına kalktım da kıldım. Kılan. Olur mu ya? Müslümanın sabahleyin camiye gelmesi,
Namazını camide kılmasını Allah-u Teala'nın ve Peygamber'in emridir o. Terke o emri ilahi. Marrakin. Namaz evde yalnız terke demiyor, terke bu diyor. Toptan kılınız namazı. Beraber kılınız namazı. Niçin? Sular toplanıyor, dereler oluyor. Çakları döndürüyor, alettikleri yapıyor. Topluluğu sayesinde oluyor. Toplanmasınlar, daneler yerlerinde kaybolurlar. Hiçbir şey yaramaz. Müslümanlar da toplandığı vakitte dağları aşarlar. Toplanmazlarsa istediğin kadar evinde namaz kıl. Camide kıldığın iki rekat namazın sevabını alamazsın. Sabah kadar namaz kılsan, camide kıldığın iki rekat namazın sevabını alamazsın. Bu kadar mühimdir. Ama ne uykuyu terk edebiliyoruz, ne zevki terk edebiliyoruz. Git deniz kıyılarında ezel sesini duyamasın orada. Yaşa da yaşa. Onun için buyurulmuş ya. Es-sucud ala seb'ati a'zai. Şimdi bakınız, ben bazen insanın şeysi de nazarı dikkatini cezbe ediyor. Namaz kılan insanlar, 10 seneden, 20 seneden, belki 30-40 seneden beri namaz kılan insan, secde azalarının nasıl olduğunu farkında değil. Ekseriyetle secdede. Secdeye yatan adam bazen ayağını böyle ters koyuyor. Bunun secdesi olmaz. Secde 7 aza üzerine olacak. Ayağını ters koyan adamın arkası üzerine yatırıyor ayağını. Onun secdesi tamam değil. Secdede ayak parmaklarının altı kıbleye dönecek. Parmakların altı kıbleye dönecek. Buna secde derler. Yoksa o olduğu gibi yatırılmış, gördüğümüz gibi öyle konmuş ayaklar secde yapmamışlar. Onun için es-sucud ala sebe'ti a'ba'in, 7 aza üzerine olur. El yedi, şu iki eller şöyle konacaktır. Bunları komatsan olmaz. Vel kademin, şu iki ayaklar. Ki ayaklarımız, parmaklarımızla beraber iki. Vel kademin ve rükbeteyn, dizlerimiz. İki el, iki diz, dört. İki de parmaklar, altı. Vel cefhetü, bir de alır, yedi. Bu yediyle secde olur. Elimizi komadığımız vakitte nasıl? Ama kolun olmaz. Yahut bir hastalığın olur, müstesna. Fakat başka zamanda mutlaka ellerin yere konması lazım. Alın nasıl yere konuyorsa, ayaklar da yere konacak. Bazen hatta ayaklarını kaldıranlar da oluyor secdeye vardığı vakitte. Ayakları yere değmeyenler de oluyor. Ve bunun farkına da varmıyorlar ki alışmadığı için. Bunlara dikkat edilmesi lazımdır. Ve böyle ara bir namaz kılana insan belki bir şey demeyecek ama her gün bunu vazife edinmiş Müslümanın fark etmemesi hatalı oluyor. Ellerin kaldırılması da o da yedi yerdedir. El kaldırma. Yani namaza başlarken bir iftitah tipine. İzâ râyetel beyt. Kabe-i Muazzama'ya gittik, beyti gördük. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekler al kaldırıp tekbir edilir. Safa ile Merve denilen yer var. Orada Safa'ya çıkılınca, orada dönülür gene Kabe-i Muazzama'ya karşı Allahu Ekber, Allahu Ekber denir. Merve'ye geldiğimizde orada da eller kaldırılır, Kabe'ye karşı dönülür, orada da bir el kaldırılır. Bir de Arife'de o rahmet dağına karşı kaldırılıp dualar yapılır. Müzdelife'de de öyledir. Bir de iki tane şeytan taşlandığı vakitte bu taşların arkasına el kaldırılıp dua edilir. Bir de namaza başlanırken. Şafiilere göre bir de namaz aralarındaki tekbirlerle. Şimdi sahur. Es-sahuru bereketun helâ teb'ûh velev en yecre ahadüküm cür'atem min mâin. Oruç tutacağız. Fakat tembellik yapıp da kalkmamak için akşamdan yer yatarsak bu sahur olmaz. Bu sahur değildir. Sahur gecenin yarısından sonra sabahın şafağı sökmezden evvelki olan vakittedir. O vakit kalkar da. Abdest alır. Birkaç rekat namaz kılar. Yalvarır eder, arkasından da birkaç lokma yersen velev ki bir yudum su olsun. Bunu içmek berekettir diyor. Sana yer ertesi günkü orucunda kuvvet verir, metanet verir. Fe innallâhe ve melâiketehu yusallûne alem tehsâhirîn.
Bu Allah, bak hem Allah ve melekleri sabahleyin kalkıp da böyle bir iki lokma yemek için sahura kalkanlara ve o vakit kalkıp da yalvaranlara efendim Cenab-ı Hak mağfiret eder, rahmet eder. Onlardaki salat, yusallune dedi, onlardan rahmet. Meleklerden istiğfar, bizden de dua. Es-sehâ'ı hulukullâhil azam. Cömertlik, seha, cömertlik, Allah-u Teala'nın huylarının en büyüğüdür. O hepsi büyük de, bu sehanın büyüklüğünü bize duyurmak için. Şimdi nefsini beslemeye, nefsinin hava arzularına tabi olan insanlar bu seha nimetinden mahrumdurlar. Mesela bazen 5-10 kuruş şu fakire bu fakire ya şu yere bu yere biraz hediye filan verebilir ama bu seha sayılmaz ki. Bu seha değildir. Bunu herkes, hatta en fakir bir insan bile yapabiliyor. Seha bu değildir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi yemedi, yedirdi. Kendi içmedi, içirdi. Şu ashab-ı kiramın hali bize örnektir yahu. Onlar dünyaya meydan okudular. Dünyanın bütün zenginlerine, zengin devletlerine karşı galebe çaldılar. O fakirlikleriyle beraber, yoksulluklarıyla beraber, hiçbir şeyleri yoksa onların. Fakat imanları o kadar kuvvetli ki, dünyanın devletlerinin hazineleri onların karşısına dayanamadı. İman bu. Onun için bu seha denilen ahlak civillidir bir kere. İnsana daha Allah tarafından verilmiş küçük yaştan itibaren. Bunu alıştırılmış kendisine. Niçin? Biliyor ki Allah bire 10 verir. En aşağı. Bire 10 verir en aşağı. Onun için sahanın en güzel örneği köylülerimizdir. Eline buğdaya geçmiştir. Ambarına koymuştur. Onu saklasa da toprağa atmasa olur mu? Avanaklık derler ona değil mi? Aptal herif. Elinde tohumun da var. Mevsimi de geldi, hala atmıyorsun onun toprağa. Ne sersem adamsın deriz. Niçin? En aşağı dikkat edersen, efendim, 1'e 10 alacaksın, 1'e 20 alacaksın ve gelecek senenin de mahsulünü eline geçireceksin. Ama ekmezsen, gelecek sene açsın. Yersin bu sene, çoktur, yersin. Belki gelecek seneye de kalır ama bir daha bulamazsın sana. Seha da böyledir, elindeki parayı, ama bak şimdi burada bir şey daha var. Şimdi elindeki mahsulü götürür çakıllara atarsan, kumların içerisine atarsan, dağlara bayırlara atarsan, mahvedersen, sulara dökersen, biterdi hiçbir şey yok. Ne sana, ne başkasına, bir şey yaramaz. Ya onun yerini bulacaksın ve yerini de hazırlayacaksın, öyle atarsan ondan fayda göreceksin. Lanet tayin atmak değil. Lanet tayin atmak değil, hazırlanmış, güvenilir yere atacaksın ki 1'e 10, 1'e 20, 1'e 30 versin sana, 1'e 50 versin. İşte bu paraları da harcamak, hayırları harcamak da tıpkı böyledir. Demezan gelir, 5-10 para zekatımız vardır verecek. Ahmet gel, Mehmet gel, Ali al, Veli al. Olur mu bu ya? Bu sana nerede fayda verecek? Orasını ara bul. Yok. Dağdan da gitsin, ben de nereye giderse gitsin. Sanki kurtuluyormuş gibi. Onun için seha Allah-u Teala'nın huylarından büyük bir huy. Ahlakından büyük ahlak. Yani sen tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklan ki Müslüman olasın. Kamil olasın. Olgun olasın. Peygamberin de önünde canım. Peygamberin de önünde. Hiç iltifat etmemiş. Geldiğini gibi doğurmuş işte. Hatta bir gün Bilal-i Habeşi'nin ziyaretine gitti Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal-i Habeşi, müezzinlerin başı ya, onun ziyaretine gitti. Peygamber Efendimiz çok alçak gönüllüydü. Bunu İbrahim Hakkı Hazretleri toprak gibi alçaktı diyor. Peygamberi överken toprak gibi alçak idi. Sen de alçal ki Allah seni yükseltsin. Alçal ki Allah seni yükseltsin. Sen yükseldikçe Allah seni düşürür aşağıya. Allah yükselenleri sevmez, mağrurları yani sevmez Allah. Mütevazı ol, peygamber gibi. O peygamber iken bile eshabının ziyaretine gidiyor, Bilal-i Habeşi gibi
bir zavallıyı. Baktı ki Bilal fakir. Baktı ki öbek öbek hurmalar var. Bilal şunun bunun bahçesinde, hani bizde böyle tarlalar sürüldükten sonra başak toplama derler. Dökülenleri toplama. Sahibi bırakmış gitmişti, artık kendisi almış. O tarlada dökülenler vardı. O dökülenleri toplamaya başak toplayıcıları derler. Bu hurmaları adam ağaçtan alıyor. Döküntüleri kalıyor aşağıda. Bu da döküntüleri toplamak suretiyle fıkralarda ondan idare ediniyorlar. Bilal da böyle toplamış bir miktar bir şeyler, getirmiş evinde birkaç öbek yapmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gidince, ya Bilal demiş, ne bunlar? Ne bunlar? Neye saklıyorsun bunları? Bu bizi yakıştırır mı hiç? Ya Resulallah, size gelecek misafirlere ikram etmek için hazırlıyorum. Ya Resulallah, size gelecek misafirlere belki hane-i saadette bazen bir şey bulunmaya verir de mahcup kalınmasın onların yanında diyerekten onun için hazırladım. Ya Bilal, en kek, dağıt, bana gelen misafir rızkını Allah verir diyor. Dağıt, onları düşünme, boş laf bunlar. Allah bizi affetsin. Onun için sen çok oku Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menkıbelerini, hayatını, onu örnek edinmek için gayret et. Yeni yeni maşallah çalışan arkadaşlar var. Güzel güzel eserler tertip ediyorlar. Şimdi İmam-ı Şahrani'nin bir kitabını birisi tercüme etmiş. Duydum da orada peygamberin adabını güzel bahseder. Nasıl yemek yerdi o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Aziz kardeş affet yani. Bizim bu saltanatımızın önüne geçilir mi acaba? Masalar, enva çeşit tabaklar, kaşıklar, bıçaklar efendim önümüzde. Bayılır insan şekilde. O peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün önüne bizim kasnak dediğimiz sofranın altına konulan bir şey getirdiler ki azıcık şöyle yüksek olsun da Resul-i Ekrem biraz zahmet çekmesin, daha rahat yer diyerekten Resul-i Ekrem kaldırttırdı onu. Benim dedim şeyimi getirin, yer. Ben akülü kema ekülül at tekülül at. Kulun yediği nasılsa ben de bir kulum, öyle yerim dedi. Bunu böyle saltanat değil ya. Eminiz bir şey ama ona iltifat etme Resul-i Ekrem. Şimdi burada gelecek dersimiz de gelecek ama belki bir ders daha sonra gelecek. Şimdi bugün okuduğum bir ayet-i kerimenin manasını okurken tefsir çok okuyun. Hele Hamdi Efendi'nin tefsiri geniştir. Çok malumat var içerisinde. O gecelerinizden hiç olmazsa yarım saat, bir saat ayırın da bu tefsirleri okuyun. Çok güzel malumatları şey olacaksınız, rast geleceksiniz. Bugün okuduğum Hamdi Efendi'nin, küçük Hamdi Efendi'nin tefsirinin, Kur'an tefsirinin 1472 ve 73. sayfeleri ve evveli ve ahiri de daha lüzumlu. Şimdi ahirindekini okuyayım. Orada bu ve akül abdü tabiri. Hristiyanlar bize karşı övünüyorlar. Hristiyan. Bizim dinimiz çok yüksek diyorlar. Çünkü bizim peygamberimiz İbnullah diyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ın oğlu elbette Allah'ın kulundan âlâdır diyor. İbnullah. Çünkü peygamber Sübhanellezî esrâ bi'abdihî. Allah'ın kulu diyerekten Cenab-ı Hak. Çünkü peygamber öyle istedi. Nasıl seni övemedi? Kulunum yarabbi, kulluğunla övmenizdi. Cenab-ı Hak da esrâ bi'abdihî, kulumla isra ettim dedi. Şimdi diyor ki Hristiyan, sizin peygamberiniz Allah'ın kulu. Kitabınızda da diyor işte. Bizim peygamberimiz de Allah'ın oğlu. Başkası Allah'ın oğlu, Allah'ın kulundan üstündür diyor. Yavru bu ne? Tabii sen bilmezsen, sahi de öyle diyeceksin ya. Bir kere o kitabına onu uydurma koymuş. İlaveten o İncil'in kendisinde yok. Onu ulemaları içine katmışlar. Fakat aldanmışlar. Çünkü Allah'ın kulu olması Allah'ı Allah'lıktan çıkarır. Allah Allah'lıktan çıkar. Allah Allah. Demek ki kula ihtiyacı var. Bir. Kulu olunca babasının da olması lazım. Okul babasız gelmez dünyaya. Babasının da olması lazım. Şirkin de kendisidir.
Şirkin kendisi överken kendisini, kendisi düştüğü gün şeyin altına, çemberin içerisine. Kendisi biz Allah'ın oğlu izlerken Allah'ı Allah'lıktan çıkardı ve şirkin ta içine girdi. Binaenaleyh senin iddia ettiğin şekilde değil. Çünkü bütün mülk İsa'sı da Musa'sı da hepsi içinde dahil olmak üzere Allah-u Teala'ndır. Kimsenin değil. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ Yerde gökte ne var? Hepsi Allah'ındır. Binaenaleyh Allah ne kul ittihaz etmiştir, ne evlat ittihaz etmiştir, ne anası vardır, ne babası vardır. قُلْ هُوَ اللّٰهُمُزْ Yeter artar bize. قُلْ هُوَ اللّٰهُمُزْ Yeter artar bize. Öyleyse sen sakın aldanma bu sözlere. Bu cilveli sözlerle, hatta Hamdi Efendi diyor ki, bu İncil'in Türkçelerde bir şey, 15. mi dedi, 115. maddesinde, bunu böyle yazarlarken ne büyük gaflete düştüklerini kendisi güzelce izah ediyor orada. Onu uzun boylu izah etmiş. Ben onu o kadar şimdi şey yapamayacağım. Okumanızı tavsiye ederim. Bir. İkincisi bu sünnet bahsinde ki gelecek dersimize gelecektir inşallah. Ya birkaç ders sonra. Sünneti izah ederken sünnet iki kısımdır diyor. Bir sünnet vardır ki bir peygamberden geçmiştir bize. Hangi peygamber olursa olsun. Min nebiyyin mürselin gönderilen peygamberlerden birisinin bize bıraktığı sünnettir. İbrahim Aleyhisselam'dan sünnet olmak bize kaldığı gibi. Ve sünnetün min imamin adil. Bir sünnet de zamanın hükümdarlarının yahut meşayihinin büyük kimselerin bıraktıkları adetler vardır ki onlar da onların sünnetidir. Binaenaleyh sünnet, eğer fi faridatın ve sünnetin fi gayri faridatı. Bir sünnet vardır ki farzı dahildir, bir sünnet vardır ki farzı dahil değildir. Dikkat edin. Bir sünnet vardır ki farzı dahildir, bir sünnet var ki farzı dahil değildir. O sünnet ki farzı dahildir, onun kitabullah'ta aslı vardır. O sünnet ki farzı dahildir, onun aslı kitabullah'tadır. O sünneti almak hidayettir, terki dalalettir. O sünneti almak hidayettir, terki dalalettir. Bakalım tefsir edelim. Bu sünnetlerin kökü nereden geliyor? Sure-i Nisa'da ayetini zaptedemedim. Fakat Sure-i Nisa'nın 6. cüze yakın. 2 sayfa aralıklı. Burada şeytanu aleyhillâne'nin Cenab-ı Hakk'a karşı bir konuşması var. Sen beni tabettin, lanetledin, fakat ben de bu işleri yapacağım diye. Diyor ki, وَلَا عَمُرَلِّمْ فَلَيُوَتْتُكُنَّ اَذَا لَنْعَمْ فَلَيُوَيِّرُنَا خَلْقَ اللّٰهِ فَلَيُوَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Şimdi söz, فَلَيُوَيِّرَنَّ Ben onları değiştireceğim, خَلْقَ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın verdiği hılkati değiştirmek için onları kandıracağım. Bunları kandıracağım, şu Allah-u Teala'nın verdiği hılkatı değiştirin diyerekten. Süsleyeceğim, püsleyeceğim, o hayatı onlara daha güzel göstereceğim, senin yarattığın hılkatı onları değiştireceğim diyor. Beğenmeyeceksiniz. Acaba nedir bunlar filan diye tefsirini okumaya başladık. 1472 ve 73. sayfelerinde. İkinci cilt. Hamdi Efendi'nin tefsirinde. Burada birçok şeyler saymış. Tagir. Şimdi hılkat var ya şu Cenab-ı Hakk'ın bizi anadan doğmak bir gılığımız var. Boyumuz bu. Kulağımızı kessek bu burada fazladır diyerekten. Buna hılkatı değiştirmek derler. Burnumuz burada pek yakışmıyor. Bunu buradan kaldırsak desek bu hılkata muğayirdir. Şu parmaklarımız fazladır diye kessek, bu da hılkat emmada. Hılkat iktidatı. Bunların bir lüzumu var ki, Cenab-ı Hak bunu böyle yaratmış. Bak ne güzel tutuyor, kıvırılıyor. Her şeye imkanı olan bir şey. Yapamayız. Bizim için yapmamızı ön gösteren Halil-i İbrahim Aleyhisselam var. İbrahim Aleyhisselam ve bizim peygamberimiz. Şimdi sünnet oluyoruz. Neyi kesiyoruz sünnetliği?
O da hakikattir işte Cenab-ı Hak ruh hakikati. O öyle yaratmış. Bak gavurlar kesmiyor. Biz neden kesiyoruz onu? Bu da değişiklik oluyor şimdi. Kesme var. Atıyoruz onu oradan. İksiltiyoruz. Ha bunu peygamber bize öncülük etti. Bu kesilmesi lazımdır dedi. Bu peygamberin sünneti de ona istibahını kesiyoruz biz. Bu hırkati onun için değiştiriyoruz. Peygamberimiz, ilk peygamber, işte, Halilullah olan peygamber, bu güzel tefsir, izahatlar da bu Halilullah'ta, tefsirde. Halilullah kime derler diyerek. Ha. Mesela tırnaklarımızı kesiyoruz, bu da peygamberden kalmış sünnet. Avret yerlerimizdeki tüyleri kesiyoruz, koltuklarımızın altındaki tüyleri kesiyoruz, bunlar peygamberden kalma sünnetler. Dişlerimizi misvaklıyoruz, bu da ondan kalma sünnetlerdir. Ya bunların her birisinin ayrı ayrı hikmeti var da, bu tıraşsızlık tabiri 40 günü geçerse günah olur. Yani 40 günü geçerse bir arpa boyunu geçtiğiyle edep yerlerindeki tüyler kesilmezse haram olur, günah. 40 güne bırakmamalı. En aşağı 15 günde, 20 günde, hiç olmazsa bir ayda onları temizlemelidir. Onların temizlenmesinde çok faydalar vardır. Onlar pislik yerleri oluyor, mikrop yerleri oluyor. Onların temizlenmesi şart. Çünkü saklı gizli yerlerde kokular, afinler yapar. Hristiyanlar yıkanmasını bilmedikleri için o kokuları gidermek için koku icat etmişler. Kokunun icadı kendi pis kokularını kaybetmek için yaptıkları icattır. Müslümanın öyle şeye ihtiyacı yok. Onu kendisi güzelce temizler. Bazen hamamlarda rastgeleniyor. Bakıyor ki koskoca delikanlı. Hiç bıçak görmemiş. Uzamış karış bir karış. Burası ne çirkin şey. Hiç Müslümanlıktan bir şey mi duymadın? Babandan dedenden de bir şey mi görmedin? Görmediysen de insanın aklı temizliği ister. Bu temizliğe muhaliftir. Bunu kesmek hem sünnettir hem sevaptır hem de sıhhatı iktizasındadır. Bunları da keselim. Yok. Şimdi onları kesmeyi peygamberler bize önce oldu gösterdi onları kesin dedi. Bunları kesmeyin dedi. Halifül müşrikin. Bir kere müşriklere muhalefet ediniz, sakallarınızı salınız, bıyıklarınızı da kırpınız. Binaenaleyh, feleyugayyirunne halkallah. Şimdi şeytan size süsler ki, bunları keserseniz yüzünüz temiz olur, gençliğiniz güzel olur, şu olur, bu olur diye aldatır sizi, sakallarınızı, bıyıklarınızı kestirir. Sakalları, bıyıkları kesmek hılkati tavgirdir diyor. Ben demiyorum ha. Hamdi Efendi, işte sayfasını da söylüyorum sana. 1473. sayfasında bu söz aynen. Sakalını, bıyığını kazımak hılkati tavgirdir diyor. Ama bugün bunu işte bugün karılarımız bize bile onlar da şeytana şey olduklarından, yardımcı olduklarından sakalları sevmezler. Sakal bırakmak istediğine geçen bir arkadaş şeye kadar varmışlar. Boşanmaya kadar varmışlar. Ben boşanırım senden demiş. Bilmem o arkadaş geldi soruyor bana. Hoca efendi garibana böyle diyor boşanacak benden diyor. Ne yapalım? Ben karışmam öyle şey dedi. Başımızdan saldık. Onun için şu ayet-i kerime tağyiru halkullah. Şimdi tabi vazife iktizası bazı kimseler için belki tıraş olmaları şey ise de deminki zühütlük meselesine gelince insanlar bugün hepsi esir değildir. Kendi çalışıyor, maiyetinde adamları var çalışıyor, serbesttir. Serbest hayatta çalışıyor. Serbest hayatta olduğu için serbestçe sakalını salmakta da serbesttir. Kimse de bir şey diyemez. Sen sakallısın gelme diyen de olamaz. Serbest bir hayatın sahibidir. Bunun bırakmaması onu da bilmem artık. Onu da bilmem. Allah affetsin. İşte zühdü takva. Onun için bütün peygamberlerin Allah'ın tavsiyesi takvadadır. Takva Allah'tan korkmakta ve peygamberin yolunda gitmektedir. Allah'tan korkan adam peygamberin yolunda gider. Peygamberin yolunda giden de peygamberin izinde giden de peygamberin yaptığı gibi yapar. Peygamberin izine gitmek demek peygamberin yaşadığı hayatı yaşayabilmek. O Müslümanlığı nasıl yaşadıysa, onun devrindeki eshab Müslümanlığı nasıl yaşadıysa, bugünkü Müslüman da aynı hayatı yaşamak mecburiyetindedir. Şimdi şu kağıdı şuraya koymuşlar, bu dilsizlerimizin cemiyeti var. Bu dilsizlerimiz de işte bunları, o sağırları, dilsizleri
Bakıyorlar, öğretiyorlar. Geçen hatta rast geldim. Bir sürü çocuk böyle gidiyorlar. Denize götürüyorlarmış. Ne bunlar dedim, bunlar dinsizlerdir dediler. Bir sürü ama. Arkasında da bir sürü kız. Bunlar da dinsiz, sağır dediler. İşte banyoya götürüyorlarmış, deniz banyosuna. Çok şükür yani. Bunları da himaye edebilen bir grup, bir cemiyet var demiş. Bugün de bize iltica etmişler. Şöyle bir mektupta yollamışlar ki, bizim cemiyetimize de elinizden gelen bir yardım yaparsanız biz de size, çocuklarımız da size, Allah'ın kullarıdır çünkü. Allah onları da öyle yaratmış. Bizi de öyle yaratsaydı ne yapardık? Hadi bulalım, hangi doktor bakalım bizim kulağımızı açacak, hangi doktor dilimizi açacak? Bu Allah'ın kudretidir. Onun için bu gibi zayıf bir işarelere ki, burada karda da geçti, ermele dediklerim, bir muhtaç dul kadına ve miskine yardım etmek lazım gelirken, bugün bunların dili de yok, kulağı da yok. Bir çaredirler yani. Orada işte az çok bir şeyler öğretiyorlar, o öğretmenlerin sayesinde de hayatlarını koruyabiliyorlar işte bunlar. Dün bir hafız getirdiler, şurada, genç bir çocuk. Unuttum, adı da Mehmet'miş ya, bu burada bir kurs var, orada okuyor. Gözü, iki gözü görmüyor. Ama iki gözü görmemesiyle beraber Kur'an'ın hafız olmuş. Kur'an'ı hafız. Ne güzel oluyor. İşte hocası karşısında bir kere okuyor, bir daha okuyor, bir daha okurken onu yerleştiriyor içeriye. Ben okuyayım, sen dinle diyor. Belki bir hata çıkıyorsa onu da tavsiye ediyor. Bakıyorsun ki bir iki sene zarfında mükemmel bir hafız. Artık öteki hafızlar gibi değil. Unutmuyordu artık. Çünkü onu gözlerini alınca Cenab-ı Hak gönlünü açıklık vermiş. Gönlünün açıklığı sayesinde kazanıyor. Bunlara bakmak elbette Müslümanların Müslümanlık iktizatı vazifeleridir. Bunlar da az şeyler olmaz ki bugün. Bir kendi evladımız bir senede neye mal oluyor bize? Herkes bilir işte bunu. Bunlar da cemiyetin malıdır. Onun için cemiyet bunu artık söyletmeye lüzum kalmadan bu gibi, yalnız bu değil de her şeyimize yani el birliği olmazsa bu işlerin hiçbirisi olmaz. El birliği olduğu takdirde Allah Cenab-ı Hak hepimize yardım eder. Onun için sen şeytanın yolunu bırak da aziz kardeş. Peygamberin yolunda, onun eshabının yolunda gitmeye bak. O nasıl yaşadıysa öyle yaşamaya çalış. Kusurlarımız için her gün yatmazdan evvel hiç olmazsa 100 defa istiğfar edelim. Hiç olmazsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 10 az, 100 defa da salat selam getirelim. Hiç olmazsa Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyorsak biraz Kur'an okuyalım. Bilmiyorsak kul vallahi okuyalım. Hiç olmazsa 100 defa da onu oku. Bir istihare gördüm. Çok hoşuma gitti. Bazı insanlar sıkışıyor da rüyasına müracaat ediyor. Şu rüyada ya Rabbi bana şu hayatımdaki şu işin nasıl olup olmayacağını bana göster diyor. Tabii bunun çeşit yolları var. Fakat bunda herkes muvaffak olamıyor. Çünkü dünyaya o kadar dalmışız ki bu ağzımız söylüyor fakat içimize bir şey geçmiyor. Onun için demiş ki uzat 100 kere istiğfar edecek ve istiğfar ile beraber Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah desin diyor. 100 kere. Arkasından 100 kere de la ilahe illallah vahduhu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir desin. 100 defa da kul huvallahu olsun diyor. 100 defa da Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin nebiyyin emmiyyin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim desin. Oldu 4. 505 kere de la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim desin. 2 rekat namaz kılsın. İstiharenin bir duası var. O duasını da okusun. O duayı beceremiyorsa kısa olaraktan ya Rabbi ben bilmem ki işin sonunu. Sen bilirsin. Bu işimdeki hayırlıysa bana göster. Hayırsızsa bunu benden uzak eyle diye. Bir de yalvarsın Cenab-ı Hakk'a. Konuşmadan yatsın sağına. İnşallah umulur ki Cenab-ı Hak ona bu işindeki hayırlı veya hayırsız olduğunu kendisine beyan eder. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Gelecek dersimizde yine seha ile bakirlikle beraber bu sünnet meselesinde konuşuruz inşallah. Cenab-ı Hak işte şey nasip ihsan ederse. El-Fatiha.